yetiştirdiği ürünleri sergileyebileceğiniz, en azından harçlık kazanabileceğiniz, çocuklarınızın bir ihtiyacını yaratabileceğiniz, karşılayabileceğiniz yerler yaratacağız. Şimdi bir de burada büyük bir sıkıntı var. Otobüs gelmedi. Geçici süreyle bu sıkıntı çözülmeye çalışmış ama söz veriyorum. 1 Nisan'dan itibaren Ümit Bahtiyar Başkanım'la birlikte buraya hem otobüs hem minibüs hattı gelecek. Şimdi altı nerede? Ben şunu sormak istiyorum. Siz hiç hasta olmuyor musunuz? Oluyoruz. Sağlık hocanız var mı? Hayır. Yok. Altınlere haricinde merkeze bağlı mahallelerinde sağlık hocası olmayan yerler yok. Bu nedir? Bir dinlenize, bir tansiyonunuza, bir antibiyotik yardım için merkeze inmek gerekiyor, değil mi? Aynen. O zaman buradan ben bir söz veriyorum. 1 Nisan'dan itibaren ilk yapacağımız iş Altınlere sağlık ocağını geçirmek olacak, söz veriyorum. Bazı mahallelerinde tedarik çantaları sağlık ocağı var ama içinde doktor yok, hemşiresi yok. Tam gün çalışan doktora hemşirenize buraya gelecek, söz veriyorum. Altındere olsa istihdam daha fazla sağlanır. Altındere kalkılır. Merkez Efendi kalkılır. Benim mesela benim anlamadım. Yaşlı bakım olur, bebek bakım olur. Buradaki kadın kardeşleri ne isterse onun kursunu yeşil yaylada veriyorum. Şimdi yine merkez efendimiz sıranın olmadığı, daha çok sanayi olduğu bir ilçemiz. Cam evimiz var. Buranın çevresini zaman zaman kapatabileceğimiz cam balkon halinde kurulup açılabilecek ve sizin de kışın düğünlerinizi yapabileceğiniz, toplantılarınızı yapabileceğiniz, hayır meclisini yapabileceğiniz yeşil yerle ilgili de bir projemiz var. Yine eksik yol vereceğiz. Kadınlar bizim için çok önemli. Kadınlarımız için kadın kooperatifleri olacak. Ne kadar bölgenizde tarım az olsa da tarımı canlandırmak istiyorum ben de.